var Bologna. Bologna eserleri. Şimdi bu Louvre Parkı'ndaki o güzel eski bayrak. Eski bayrak var. Blue apartmanda çok güzel apartmanlardan biri. Aa, şahane bir avlu bu. Şahane bir avlu bu. Eskiden de burada eski bayram pastanesi var işte. Bayram pastanesinin yanında Halep var. İşte bu Beyoğlu sinemaları altı. Ortada bir merdiven var. Şu birinci kata çıkıyor. Beyoğlu katı kuranlar da 90'dan efsane barmenleri Ahmet ve Neşat Beyler. İşte emekli eklentilerinde Ayvalık'ta yan yana iki evde oturuyorlar. Geçerken oradan arada uğruyorum. O Hayat Regency Oteli'nin yerinde tenis eskrim dağcılık kulübü vardı. Diyan Oteli'nin barı da otelin içinde değildi. O otopark olarak kullanılan yerde dışarıda ayrıydı. Otelin içine bir koridorla bağlanırdı. Taksim Parkı'nın arkası oldu. Arkası oldu. Üstten bir köprüyle. Oradan sürekli müzik gelirdi biz parkta oynarken. Evet. Fakat böyle bakardık bir demir şey vardı. Oradan geçemezdik. Bir de köprü var. Aralamaya çalışırdık. O köprüden geçerdi. Şimdi o köprüyü yıkmışlardı. Şimdi evet, yeniden yapıyorlar. O köprüden geçerdi. Gezi Parkı'nı Taksim Parkı'na bağlı. Ben bir o Gezi Parkı'ndan gece geçerken özellikle erkekler çok iyi cinsel teklifler alırlardı. Orası çünkü onların buluşma yeriydi. Çok yıllar şöyle. Herkes laf atardı. Tehlikeli bir yer. Divan var. İşte onlar geldi açtılar Beyoğlu Papı. İşte bizim Kızılçam masası da buradaydı. Ve çıkan içeri girince sağ konuda. Burası da meşhur küçük sahne. Atlas'ın içi. Küçük sahne Atlas sineması ve George'un barı kulis. Bak biz bunu oraya taşıdık. Buradaydı ama oraya taşıdık. 71-75 arası buradaydı. 86'dır ben de. Cahit Ilgat işletmesi. Cahit Ilgat çok önemli bir tiyatrocu, oyuncu. Yani bilemezsiniz ama şöyle söyleyeyim. 1965 yılında annem, babam, beni ve kız kardeşimi burada bir oyuna getirdi. Oyunun adı da Hababam Sınıfı. Evet. Evet, Rıfat Ilgaz'ın yazdığı. Cahit Ilgat da öğretmen rolünü oynuyor. Kelma abi. Kürsüde o var. Ahmet Günhan. Zeki Alasya, Metin Akpınar. İnek Şaban rolünde bir kadın oynuyordu. Sonradan çok samimi olduk. Kendisine abla dedim. Tiyatroyu zamansız bıraktı. Annesinin ve hastalığından dolayı. 7-8 sene ancak tiyatro yapabildi ama müthiş bir yetenekti. Suzan Ustak. Babam falan da söylerdi. Annem, babam falan. Müthiş, efsanedir. Yani gürrizler, kenteller, bir yıldızlar falan hikayedir. Müthiş. Falan böyle müthiş. Bir sonra, kibarlık, yıllar sonra bir dost kalite olduk. Falan. Ben 40 yaşlardayken tanıştım onunla. Böyle bir 20 senedir falan müthiş bir arkadaşlığımız oldu. Suzan ablamız. O çillerle kısacık kestiğimiz saçlarını kırmızıya boyatmıştı, havuç rengi. İnek Şaban'ı oynadı. Harika bir oyundu. Artık haşere bir sınıf bilmem ne şu bu. En sonunda veda edecek öğretmen. Hiçbir şey öğretemediği için de çok üzüntülü. Zannediyor öyle. Zeki Alasya Tulumaylı. İntikar sahnenin önüne öyle veda şiiri olarak öğretmenine Ahmet Haşim'in O Belde şiirini okuyor. Ama öyle bir okuyordu ki
Yani biz çocuktuk o zaman hepimiz, yani çocuktuk derken ben de 15 yaşında falan da başardı. Herkes süngür süngür ağlıyordu salonda. Sonra ben arkadaşlarımı da topladım Galatasaray'da. 3 defa daha geldim, 4 kere seyrettim oyunu. Ama o zamanlar tiyatrolar seyrettirdi abi. Müthiş bir oyundu. Sonra ben yıllar sonra şey, Papyrus zamanında Zeki ile Metin'le çok bir atlandım. Bunların hikayelerini birinci el, Haldun Taner bizim Galatasaray'dı. Ve benim de çok yakın, çünkü Tahir Alan diye bir hocamız var. Haldun Taner'in çok iyi arkadaşıydı. Biz de bir edebiyatçı grubuydu. Ben, Ferhan, Engin, ne şans demişiz ya, Tahir Alan'ı da okumuş. Selim İleri, bilmem ne. Biz hafta sonları Tahir Hoca, Haldun Taner buluşurduk, edebiyat sohbetleri yapardık. O yüzden Haldun abiyle çok iyi tanışırım. Bunu Haldun abiden de doğrulattım vefatından önce. Çünkü bazen Zeki içti falan nasıl oldu. Bunlar 65'te bu tiyatroyla oyunda birden meşhur oldular. Bir de yüzde alıyordu o zaman oyuncular, maaş almıyordu oyuncular. Bunlar parayı da bulunca, ulan ya biz gidelim bir turneye, dönüşte de tiyatromuzu açalım. 66'da bunlar turneye çıkıyorlar. Turneyden dönüşte bunlar 4800 lira para ediyorlar abi, çok büyük para. O zaman 10 bin liraya bir apartman kızı satılıyorsun Şişli'de. Bunlar bu paraya dönüyor. Bir hafta dinleyelim, buluşalım, sözleşiyorlar. Bir hafta sonra buluşuyorlar, Metin çantayı getiriyor, parayı koyuyor, Zeki'ye dönüyor. Zeki diyor ki, bende para bitti. Zeki bir haftada yemiş parayı. Ya nasıl yiyebilir? Yer, Zeki yer. Zeki bir haftada 10 milyon da yer. Pavyonlarda, şurada, burada, arkadaşlarla, zamparada. Müthiş bonkör, müthiş. Bütün meyhane şey ısmarlar. Bunlar dertli dertli dolaşırken Haldun Taner'e rastlıyorlar. İşte hocam aman iş. Benim diyor kafamda bir fikir var. Ben bir böyle bir konsept, bir kabare tiyatrosu kuracağım. Ya hocam yapma Allah aşkına. İçkili mezeli yerde tiyatro mu olur diyor. Bunlar gidiyorlar. Bu hani demin gördük. Beyoğlu Spor Kulübü'nün altında hani Haldun Dormen'in bir ara cep tiyatrosu, sonra Just Stop olan yeri. Orayı bunlar bir tutalım, deneyelim diyorlar. Bir ay dayanıyorlar. İflas. Tekrar Haldun Hoca'ya gidiyorlar. İkna alıyorlar. İşte Kulüp 12 67'de. İlk defa Deve Kuşu Kabare'de sahneye çıktılar. Haldun abiyle beraber çalıştılar. 78'e kadar. 78'e Haldun abi ayrıldı bunlardan. Espriler giderek avamlaşıyor. Hani belgen aşağı esprilere dönüyor. Çünkü artık İstanbul halkı onlardan hoşlanır olmaya başlamış o zamanlarda. Evet, evet, evet. Maalesef Haldun Hoca yani aldı belesi vardı onu. Şimdi. Aldı belesini, taktı kafasına, ayrıldı. Zekiler devam etti. Burada başladı işte onların küçük sahneye. Sonra buraya Mücap abi 70'te 71'de işte aldı. Küçük sahne olarak. Burada da Papyrus açtı. Burada buluşuluyordu. Ulan bu adama George'a bir akşam kızdı. Bu adama para vere zengin ettik demin ki. Papyrus açtı. Küçük sahnede Mücap abi iki efsane oyun oynadı. Bir tanesi Kaktüs Çiçeği. Türk tiyatro tarihinde yani müthiş bir oyundu. Öbürü de Pepsi. Bir diş hekiminin sekreteriyle olan ikisini de içine attığı, açıklayamadığı aşkı. Suzan Ustan'la beraber oynadılar. Müthiş bir çok iyiydi. Çok iyi ya. Yani burada işte kuyruk olurdu insanlar ya. Caddeye kadar yani bu küçük sahnedeki onun yerine oynadılar. Ben burada üstteki balkonda lojalar vardı, açık lojalar. Her yerde ya, kar hani var. 1846 kişiydi. En büyük sineması. En büyük sineması. 35 loja vardı üst balkon, birinci balkonda. Bir de ikinci balkon vardı. Açık lojalardı, böyle demir, perforje kapılarla girilir. Annem, babam, ben, kız kardeşim. Bir de bir aile dostumuz daha, aile. Bir buraya Adamo'nun konserine geldik. Adamo tanınmamış bir şarkıcı. Belçikalı. Lübnan'a gitmiş. Orada bir gece kulübünde çalışmış, dönerken bunu Fevzi Erikçioğlu yakalamış. Gel ben senin yıldızını parlatayım diye bunu bir çıkarttı. Meşhur Fransız şarkıcı bilmem ne abi gelip ben çıkarttı. Kimse kalmıyor. Gazetelerden ilanlar. Konsere geldik. İlk defa Tom Lanege'i burada söyledi. Ne güzel şarkı. İstanbul konseri o kadar başarılı oldu ki adam bir göndermediler. Adamı bir ay daha İstanbul'a tutturup bir seri konser verdiler. Adam Fransa'da İstanbul'da parlayan yıldız diye gazeteye çıktı. Fransa'ya dönünce meşhur oldu. Tom Lanege satış rekorları kırdı. Sonra ben burada Silvi Vartan'ı seyrettim. Burada Johnny Hallyday'ı seyrettim. Vay vay vay. Silvi Vartan burada, geldi demek. Ben burada şeyi seyrettim. Ne diyorsun ya? Nemal Emin'i söyleyen. Maria Fore. Bir sinemada ne konserler oldu.
Dizzy Gillespie gelmiş zaten, haberimiz yok. Dizzy Gillespie yani. 1950'lerde Amerika'dan muazzam şeyler gelmiş, adamlar, cazcılar gelmiş. Ya bir kere bir Duke Ellington diyorsun. Duke Ellington geldi, Modern Jazz Quartet geldi. Hayda. Ella Fitzgerald geldi. İstanbul'da kimler geldi? Ya İstanbul öyle bir yerdi. Ama İstanbul öyle bir yer. Öyle bir yer değil mi? Anlamıyoruz biz ama öyle bir yer. Bilmiyorum. Yani şimdi artık gelmezler. Tabii. Para da versen gelmezler. Biz anladık ama gelmiyorlar artık. Yani. Geliyorlar, geliyorlar. Abi ya işte stat konserlerine geliyorlar. Boş. Çok sonra Miles Davis'te seyrettim ben şeyde. Yani sen Zorlu'ya gitmedim. Hayatım boyunca da gitmeyeceğim. Çünkü o yapıya ayağımı basmayacağım. Utanç yapısı. Nereye? Zorlu. Ama gelmiyorlar ya. Kim geliyor abi? Festivaller. Abi ne geliyor? Festivaller senin benim için değil. Festivaller krem de la krem. Grand Burjuvazi'nin bir alttan anlamayan adamların kendini eğlendikleri yerler. 800'e bir bilet olursa kim gidecek abi? Isaac Perlman'ın o yerin dibinde 2 sene önce 3 fıkırların altında bir konseri vardı. Ya ben utandım yani. Bilet almışlar, mecburen gittim. 600 liraydı, 680 liraydı, 480 liraydı, 380 liraydı en arkadaki biletler. Yuh yani dedim. Yer kötü müydü? DVD'sini al abi. Abi kötü meselesi değil. Sen İstanbul Festivali yapıyorsun, 800 liraya bilet satıyorsun. Festivaller halk için yapılır, öğrenci için yapılır, bilimler için yapılır. İlk yani. Başladığında yok. İstanbul Festivali oldu. Değildi ama yok ama şimdi öyle ya. Seyretmediğimiz kalmadı yani bizim de. Geliyorlar, adamları 80'den... kapatıyorsun bir şeyin içine. Ha gene caz festivali değil mi? Çünkü çıkanlar cazdan sonra gidip bir yerlerde kendi zevkleri için para almadan çalıyorlar. Biliyorsun. Tabii. Nardistan. Ama ne oldu? Ne oldu? Bir tek Nardistan. Aynen. Caz Stop da kapandı, o da kapandı, bu da kapandı. Nişantaşı'ndaki caz kulüpleri kapandı. Ya caz yapacak yer de yok. Biz caz günleri yaptık Sivas Otel'de mesela. 3-5 kişi geldi. Ama yazık bilet oldu. Ne kadar? Bilet yok. Halbuki evvelden ne vardı? Korukent'te, 80'li yıllarda Korukent'te caz bar vardı meşhur. Geçen sene bir dizi yok. Levent'te. Kim çıktı onları bilmiyorum. Yani çıkana göre geliyorum. Yani dinlemek için bilmiyorum. Belli bir abi şey var. Abi etkinlikten haberin oldu. Ampresor Bar'da. Swiss Otel'de var vardı. İşte Mehmet Ali. Mehmet Ali'nin açtığı yer Sinan'la beraber bizim Galatasaray. İlk Levent'te Korukent'te açtılar. Çünkü caz var ama gitmedim ben. 87'de Korukent'te yani. Caz var. Uzaktı bize abi. Sonra Q Bar açtı Mehmet Ali. Doluydu. Her akşam doluydu. Evet. O da bitti. Çünkü zaten gidecek insan kaldı da insanlar Reina'ya, Layla'ya gitmeye başladılar. Öyle bir konsept gelişti. Yani caz dinleyecek insanların da morali bozuk ülkede şu anda. Yani gerçekten vallahi yani. Ya bence asıl sorun o. Caz yani dinleyecek insanlar da işte gerçekten üzüldüğü para yok, içindeyiz para. Yani. Ya biraz hani para da yok. Da iyi, Paris'e yarısında da moralimiz de bozuk yani. Ya Paris'e gene gider. Ben program seviyorum. Ya, tamam ama yani moralim bozuk. Yani, bir senedir bozuk. Tam. Hadi iki senedir bozuk. Ha, evet. Beş sene önce moralim mi bozuktu? Değildi. Ama şu an klasik müzik, caz bilmem ne falan dinleyen insanların parası maalesef fazla olmuyor. Evet, para el değiştirmiyor. Parası fazla olanlar işte Hukka'ya gidiyorlar. Ağol gibi tipler yaşayan evet. insanlar. Onlar başka bir alemde yaşıyor zaten. Öğrenciler var. Her şeye çok açıklar. Fakat öğrenciler de bu etkinliklere katılamıyor maalesef. Ya ben işte geçtiğimiz çarşamba, bu çarşamba 2 gün önce öğrencilere ücretsiz bir Galata turu yaptım. Evet. Üniversite öğrencileri. 200 kişiye yakın geldi. Hatta benim diğer arkadaşlarım da geldi. 4-5 kişi grupları alıp gezdirdik. Mimarlık fakültesi öğrencileri biraz şey şu bu falan filan. Nasıl açlar, nasıl dinlemek istiyorlar, nasıl öğrenmek istiyorlar, nasıl güzel sorular soruyorlar. Fakat çocuklara bu işi yapan yok. Hani ben yapmasaydım o 2-3 çocuk da Galata'yı göremeyecekti. Ha şimdi ne yapacağım bundan sonra? Her 15'te bir ücretsiz bu çocuklara bir yerleri gezdireceğim İstanbul'da. Yani bir takım şeyleri misyon edinmek lazım çünkü çocukların biraz, da... Biraz bırakmamız. Evet çünkü çocuklar öğrenmek istiyor ama başvuracakları kaynaklar da yok. Yaşamadı yani onun için gençlere yönelik bir takım şeyler yapmak lazım. Maalesef bizimki ne oluyor festivalde biliyor musunuz? Bilmem ne sponsorlar 8.000 lira basıyorlar, 10 tane bilet alıyor. 200 bin lira basıyor, 30 tane bilet alıyor. Sonra yani buna şahidim. Orada çalışan müstahdemi gönderdi. Ya Sivaslı İpek'te mezunu. Adam 10 dakika sonra bunun diye salondan ayrıldı. Zaten bir ara çok meşhurdu o. Caz konserlerinde ilk parçadan sonra boşalır.
Niye kızlar bizim güler. Alıyorlar biletleri, şirkete geliyor biletler. Bunlar da sağa sola dağıtıyor. Şeyde çok güler. Kendileri gitmiyor yani. Caz konserine mesela şıkır şıkır giyinmiş diye İrlandalı kız müthiş bir filmdi. 6 ay afişte kalmak ne demek? Yani ne filmler gelirdi öyle aylarca afişte kalır. Şahları da vururlar. Bilmem kaç sene gitti oyun olarak. Kaç kere de gitti. Norman bir ara Ses Tiyatrosu'nda da biliyorsunuz çalıştı Ferhan'dan önce. Evet. Norman'in tiyatrosuydu. Altan Erbulak'la. Sonra Metin Serezli. Metin Serezli. Altan Erbulak ayrıldı. Koca Mustafa Paşa'da Çevre Tiyatrosu'nu kurdular. Şimdi tamam sanıyorum. Sonra Japon mağazası oldu. Sonra Japon mağazası. Ne var oğlum? Cem Cin oldu. 103 abi. Karşımda. Kilise dolaştık. Yani abi pasajda bir kader rakı içtik abimle. Şahane yani. Bize güvenen kimse yok. Oğlum iki kişi olduk mu? Bunlar biz Avanos sokağı anlattı. Yani, sen kaçırdın bence. İnsanlar başkasını yiyorsun. Ben de çok güzel. Ben de bakayım bazen eskisi. Şimdi bir hasta benzemiyor. Bu binayı yıktılar. Aynı anda da 67'de burayı yıktılar. Müthiş bir taş bina vardı buraya kadar çıkan. Köşesinde de karakol binası vardı. Meşhur iki katlı bir ordu. Bütün eski şöyle bir kenarda her tarafı tanıtım yapabilir miyiz? Oymalı. Şahane bina. Şimdi bu bina da yıkıldı bir sene içinde. Yerine yapım kredinin binası yapıldı. Bu heykel Şadi Çalık'ın heykelidir. Şadi Çalık Cumhuriyet döneminin en büyük heykeltıraşlarından bir tanesinin 73 yılında buraya yıkıldı. Cumhuriyet'in 20. yılı için. Şadi Çalık'ın bir diğer yapıtını unutmayın Karaköy'de. Karaköy Köprüsü'nün ayağında Ziraat Bankası var. O eski heykelli bina. O binanın giriş kapıları cumartesi pazar kapalıdır. Çok güzel görünür. Çeliktir. Üzeri böyle oklar gibi. Güneş ışınları gibi. İki tane de Ziraat Bankası stilize amblemi vardır. Kapı kulpu. O da Sadi Çalık'ındır. Çok mühim bir yapıttır. Önemli bir yapıttır yani. O bu heykel kıymetini bilmek lazım. Bir ara buraya Akdeniz heykelini getirdiler. 6 ay kadar burada sergilendi Akdeniz heykeli. Sonra tekrar götürüldü. Kırıldı. Parçalara sonra tekrar aldılar. Başka yere götürdüler. Zincirköy'den. Mango çok güzeldi. Bir 10-15 sene önce çok güzeldi. Pipolar falan vardı orada. Çok güzel şeyler var. İşte burası, burası Paşa Bahçeli. Benim söylediğim dükkan da şurası. Komple kiralık. Evet. Arkaya kadar gidiyor bakın. Güzel gibi abi. Ulan bayılıyor. Bayılıyorsun kaç burası bu konak, bu konak Baltazi'lerin konağı. Baltazi ailesi, meşhur banker. Zaten Baltazi sokak oluyor, Balyoz sokak. Yani burası Baltazi'lerin sokağı. Meşhur banker Baltazi. Muammer Karaca Tiyatrosu burası işte. Sağ tarafa. Hatırlarım geldim. Ben çok geldim. Evet burası. Sinema varmış bunun içinde doğru mu eskiden? Var. En dipte sağda. Ne sineması vardı? Bayağı sinema.
binalar yapılıyor ama burası 1550'den beri var. Ama yalnız bir elçiliklere toprak tahsis edilmiş. Yamaç burası da şey, denizi görüyor. Denizi görüyor. Onun için burada Hollanda, İsveç, Rus, bunlar da bütün büyük elçilikler yan yana. Burası elçilikler mahallesi olduğu için hayat burada pek başlamıyor. Hayat daha çok Galatasaray çevresinde ve Galatasaray'ın Taksim'e doğru gelişiyor. Ya belki o mağaza şey, Hollanda elçiliğinin olabilir. Çünkü onun yanındaki denizler falan hep Hollanda elçiliğine bağlı. Onların dükkanlarıdır, oraya kira veriyor.